estağfurullah. Evet. Olay o kadar çok güzel akıcı gidiyor ki gerçekten ucu ucuğa yok. Konuşacak, uzayacak ve çok da güzel geçiyor. Toparlamak anlamında arkadaşlar bu vesileyle sorularımız varsa hocama sorularımızı alalım ve bitirelim. Buyurun. Ayrıca şu alacak, az önce kaçırdım hocam. Şu alacak karşı ayırdık. 128, 129 yaptık. Kayıt olarak yaptık. Sonra 654 borçlu dedik. 129 alacak. Onu yaptık. Onu yazdık. Tamam, giderim. Tamam. Tamam. Şimdi bekliyoruz. Alacağında alınma şansı kalmadı. Bunun İki olasılık var. Evet. Ben söyleyeyim sizden tamam. Önce. Daha iyi anlarsınız. Evet. Mahkemeye gittiniz. İlan geldi. Kazayı hüküm, kanaat verici vesikada. Artık bu alacak alınmıyor dersin. Onun dışında mı mahkeme? Şimdi birinci. Tabii o da zaten davada ya da mahkemedesin ya. Evet. Bu duruma göre. Kesin bir şey gelecek. Elinde bir belge. Acizlik vesikası. Acizlik vesikası gelecek. O belgeyi aldın. Tamam. Alınmıyor. Yaptığın kayıt doğru. Açıkta kalan hesabın şu senin. 129'un 128'in borcunda 129'un alacağındaydı. Doğru. Şimdi tersini yapıyorsun. 129 borçluğu 128 alacaklı, kapattın bitti. Bu alacağım. İkinci durum, alamama durum, alma durumunda gittin, tahsil ettin. Ya da bir kısmını tahsil ettin. Önemli değil. Şimdi teslimatlar kaydı var. Kasa işlemi yapacaksın ama sen dönem sonundasın. Envanterde sayım fazlası, sayım noksanı diye bir işlem yapmış. Kasa noksanı ya da kasa fazlasını, o sayım noksanı ya da sayım fazlası 397, 197 hesabı çalıştırmışsan, o zaman kasa yazmıyorsun, noksanı ya da fazlası hesapla o almış kısmı, dönem sonu konuşuyorum, o an onu fark ettin, avukat evrakı getirmedi, sorguladın, anladın. Tamam, ben yani bunları 31 Aralık tarihinde anladığın anlamında kullanıyorum. Zamanla yaparsan ona gerek yok zaten, kasa işlemi. Kasa borçlu ya da 197 borçlu ya da 397 borçlu. Ne verdin karşı tarafa? Şüpheli bir senet verdin. Adam o parayı vermesi için sana şüpheli alacak senedini verdin. 128 bak borçları içinde alacaklı. Önceden bir 654'te gider yazmış, şimdi 644 konusu kalmayan karşılığa gelir. 129 alacaklandırmıştım, tersine borç. O kadar fazla, tamam. Bitirdim. Ama şey, öyle bir başka bir şey var. Şüpheli alacak karşı ayırdığımızda mahkeme davranıştık. 128, 129 yaptık. Yok. Gideri de attık. 654'e bitti. Tamam. Tamam. Şimdi bu alacağın hiç alınamamasının işareti hangi ne olacak? Yani aciz vesikası. Sonuç. Mahkeme diyecek ki bunu alamıyorum diyecek. Düzenleyecek. Daha icra edecek ki alamıyorum diyecek. Aciz vesikası. 128, 129 yaparken yapmayacak mı? Hayır. Baştan. Dava açarken. Aciz vesikası aldığımızda. O sonuç. Davanın sonucu. Tamam. Aciz vesikası aldığımızda da 128 alacak, 129 borç yok. Aynen, tersi kapatacağız. Buyurun. Yalnız Sultan Bey yukarı kısmetmesi maddeye göre değerleme. Efendim? Değerleme maddesi. Değerleme işte. Borçlu olacaklar, dövizli borçlu olacaklar, renk değil, aref değil, bu farkı yazılır. Çok güzel. Doğru. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela 1 Aralık'ta 100 kişilik bir firma bizim bank hesabımızdan $200,000 gönderdi. Güzel, çok güzel soru. Ama ilanatta 1 Ocak ya da 10 Ocak 2016'da gerçekleşti. İsminiz var Şener Hanım. Nezahat Hanım, anladım ben size. Daha detaylı bilgi olsun diye kısaca geçeyim. Avans değerli. Söyleyeceğim ya, onları söyleyeceğim. Bir seferinde yurt dışına bir satımınız varsa, döviz bazlıysa, bir cari hesap ilişkisi varsa, orada bir alacak borç durumu söz konusuysa, dönem içinde oluşan bütün kur farkları 601 hesabın alacağına yazılır. Gelir sayılır. Yani 1 Ocak'la 31 Aralık tarihi arasında her türlü oluşan fark 601 neydi? Yurt dışı satışlar hesabı. Oraya yazılır. Onlar kambiyo kârı falan değildir. Kambiyo zararı niye yazamaz? Bak o satışın dönemsel kavramı. Eğer bu 2015'ten 2016'ya sarkmışsa, yıl atlamışsa, kur artmış ya da azalmışsa, o zaman 656 ve 646 mantığını çalıştırırız. Bunu sordunuz değil mi? Ben iştirak soracağım. Yoban çekler falan diye. Avans alamayız. Şimdi bakın avans değerlemesinden kastınız ne? Avans ne? Sipariş borçlu. Satış gerçekleşmeyebilir yani. Bakın avans değerlemesinin işi yok. Elinizdeki yabancı paraları değerlersiniz. Doğrudur. Değerlemek zorundasınız. Ben bundan bu parayı aldım borç diye. Alınan avanslarda bunu yazacaksınız. TL'yi nasıl TL yazıyorsunuz? Dövizi de
kura çevirerek yazacaksınız. 159 ya da 340 fark etmez. Bunu yazacaksınız. O günün değerini işleyeceksiniz. Doğru. Yapmalısınız. Asıl oradaki olay şu. Biz biraz bu işleri hani hatır senedik gibi yani neye göre alalım? Amas biliyorsunuz bir sözleşmeye dayalıdır. Şu işi yapacağım. Karşılığında şunu ödüyorum. Peşin. Ödemedir. Ya da peşin almadır. Anlatabildim mi hukuk farkıyla ilgili? Görüşleri var. Bakın kimin ne görüşü olursa olsun. Doğru doğru. Dürt içi şirket derler. Muhasebe hukuktan ayrı bir şey değildir. Ama muhasebenin kuralı da esastır. Hukuk ona göre. Yani birbiri bütünler eksikler olsa da. Şimdi biz muhasebede ne diyoruz? Gerçeği gösterir bilanço. Şimdi 100 doları aldınız. O gün 2800 liradınız. Bugün 3000 lira. Muhasebedeki kayıtlarınız 3000 lira göstermiyorsa kime hangi doğru bilgi gösterdiniz? Onun için onun belirttiğini söylemek bizi ilgilendirmiyor. Biz her şeyi doğru raporlamak zorundayız. Ve hukuka aykırılığımız yok. Sadece kanunun kabul etmediği giderler. İsterseniz oraya gelelim. Hani mali ihtiyarı oluştururken. Diyor ki arkadaşım sen bu 90 km hız tahtında olan bir yerde 120 ile geçtin. Trafik polisi çağırdı, çevirdi seni. Ne yaptın? Ceza yedin. Bunu da gider yazıyorsun. Yazamazsın. Bak o senin benim ortaklık payımdan etkilenme bunu diyor. Onun kendi payından çizim. Çünkü devlet bizim, işletmemizin kar ortağıdır. Beni ilgilendirmez diyor o taraf. Sen diyor elektrik faturası zamanında ödememişsin. Sen hukuka uymamışsın. Onun cezasını gider yazamazsın. Mantığını böyle anlamamız lazım. Benim payımdan düşme. Senin kendi payından al. Finans gideri olmuyor mu orada? Hayır. Finans gideri bir finans maliyetine ilişkindir. Bir borçlanma maliyetidir. Nerede bir borçlanma maliyeti var? Sonra finans gideri ödeyeceksin. Bakın finans gideri bir mantık. Şöyle bir sözleşmemiz var. Neyi kastettiniz efendim? Anladın mı? Sana çekimi göremiyor musunuz? Neyi efendim? O gün parası yoktu firmalar. Ödemeli. Ertesi gün parası oldu. Ödemeli. Aradaki fark ayrı. Ayrı. Finans kullanıyor olmanızın giderini anlatmadım ben orada. Evet. Cezayı. Ben cezayı anlattım. Gecikme zamanı. Siz hukuka uymadınız dedim. Dikkat edin. Kanun kabul edilmeyen giderin mantığı budur. Mantığından bahsettim. Bu arada 689 hesap kanundan kabul edilen gider hesabı değildir. Onları postitlerde bir yerlerde beyannameye de ilave edeceksiniz. Onun bir yazıldığı bir yer yok. Hep bizim işletmemizin her şey giderdir. Ceza da giderdir. Tamam mı? Uymamak da giderdir. Bizim işletmelerde de muhasebe bakışımızdan sorun yok. Her şey bizim için gider. Sadece onu kabul etmiyor, onu beyannameye de ilave edip belki sinirliyorsunuz. Zaten o şey dağıtımda kapatırken bir tanesi çıkıyor ya. Önce 691'in şeyini yapıyorsunuz ya. Tutmuyor. Onlandır. Heh. Hocam, Ayhan Bey'in bir sorusu var. Buyurun efendim. Zamanında dediğimiz bir telefon faturasının özel iletişim verdiği neden kanalınızdan belirlemeye ihtiyaç? Ben anlayamadım. Çok özür dilerim. Zamanında dediğimiz telefon faturası. Evet, telefon faturası. Daki özel iletişim verdiği. Evet. Neden kanalda kanalınızdan belirlemeye kanunen kabul edilmeyen giderer. Neden? Vergi bir gelir değildir, vergi bir gider değildir. Bu nedenle vergi vergiyi kabul etmemektedir. Hocam, o zaman damga vergisi de öyle. Evet. Tabii, o manada. Yani vergi vergi... Vergisi olmaz ama. Ver şayet özel işlem vergisi var. Taraf insan o zaman vergisi verdiğidir. Çok doğru. Gider olmaz. Değilsen... Şöyle, işletme açısından giderdir zaten. O kanun edilmeyen gider, kanun kabul etmediği gider mantığına gider. Yoksa bizim açımızdan o bir giderdir. Ya. Sonuçta benim cebimden giden, varlığı azaltan her şey muhasebede gider. Niyedir de ilgiler? Karşılamaz. Kanunla kabul edince çıkamıyoruz. Çok olduğu için. Evet, çok. Yani bir sürü şey yapıyoruz. Şey. Buyurun efendim. Hocam siz Türkçe konuşma değiniz. Gayet isabetli bir şey. Peki nasıl değiştirilebilir? Odanın bir faaliyeti olabilir, nasıl olabilir? Bizler biraz kullanıcı olarak farkındalık yaratacağız. Ben şahsen... Ferdi olarak... Biz tabii, doğru haklısınız. Bakın, isminize ben çok teşekkür ederim. Mehmet Bey. Kısa söyleyeyim. Envanter ne demek? Evet, çok güzel. Türkçesi ne olsun? Türkçesi ne olsun?
Yani şöyle bak, ben oraya gelene kadar gelir tablosu diye bakın, gelir tablosu diye bir tablomuz var. En önemli tablolarımızdan birisi değil mi? İkinci faaliyetimiz konusunu gösterir. Adı bile yanlış. Ben tebrikçilere de söyledim bunu. Niye yanlış biliyor musunuz? İçinde 60'tan başlayıp 69'a kadar giden 9 tane grup var. O 9 grubun 6 tanesi giderden, 3 tanesi sadece gelirden oluşuyor. Bak adı gelir tablosu. İçinde aslında buna ne demek lazım? Gider tablosu dersek gider tablosu demek lazım. Çoğunluğu gider. Gelir gider. Aslında gelir ve gider tablosu. Eskiden sizler bak gençsiniz işte bunlara ne diyordunuz? Kar zarar tablosu. Doğrusu o. Sonuçtan oluştuğunda sol kar, sağ zarar. Ben bununla ilgili hep seminerlerde biraz da şöyle yemek ısmarlayayım diyorum. Niye sola yazılı, niye sağa yazılı? Bilançonun niye solunda zarar var? Sağında kar var. O zaman niye biz zarar kar demiyoruz da kar zarar diyoruz? Biraz düşünesiniz diye ben bunu biraz böyle konuşuyorum. Aslında o kar zarar tablosundandır. Meslek olasının bir faaliyeti başlanabilir mi? Olabilir mi? Biz kullanacağız. Biraz farkında olacağız. Ben Ay Feras demiyorum. Bakın Ay neydi? Uluslararası Finansal Raporlama Standardı. Ben 25 yıldır buna rapor diyorum. O daha bugün gelmiş. Standart ne demek? Asgari bulunması gereken demek değil mi? Kural. Zaten maddenin temel ilke kavramlarıyla o ülkede yaşanan hukuk kuralları standarttır. Raporun adı da muhasebedir. Muhasebenin temel ilke kavramları. Yani senin bunun için gidip 10 milyon dolar verip bir Ay Feras eğitimi almanına gerek yok. Bunu böyle anlıyor. Yeter. Türkçe. Nasrettin Hoca'nın bir şeyi var ya, hani kısas çalışı var ya, bir yeri tutmuş. Sen demişler, Aşık Beysel mi? Ben atılıp yanlış ifade etmiş olabilirim. Diyor ya kişi, hocam biraz böyle gezdir sen de başkaları diye, niye tuttun? Onlar benim tuttuğum yeri arıyormuş. Ben de rapor dedim, onlar daha bugün yeni geldiler. Uluslararası dediler, Uluslararası dediler, Türkiye dediler, TMS dediler, UMS dediler. Ben de anlatıyorum bunu. Sonra standart. Neyi konuştuk? Bak geçen eğitimler yaptık, bağımsız denetim eğitimleri yaptık. Bilmiyorum katılanınız var mı benim şeylerimde, yoktunuz. Yani orada da bunu anlattım. 40 yıllık emperyalizm nasıl olacak? Mesela hoş oldu ya, anlattığı gibi oldu. Kafayı karıştır, sektör yarat. Evet arkadaşlar, son bir sorumuz var mı? Sorularsa, yoksa